Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda sizlere Dell'in G16 serisi cihazlarına USB ile format atmayı anlatacağım. Ne yapıyoruz? Videomuzun açıklama kısmında nasıl yapılacağı var. Bir Windows 11 USB'si takıyoruz. Kurulu, yapıldı. Açıklama kısmında videodan bu USB'yi nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Açtım bilgisayarı, F12 ve flash'ımı seçiyorum. Flash'ımın markası Toshiba, sizinki neyse F12'den sonraki bu ekranda onu seçip Enter'a basıyorsunuz. Ne yaptım? Videonun açıklama kısmında verdiğim videodaki gibi bir Windows 10 veya 11 USB'si, kurulum USB'si hazırladım. Bilgisayarıma taktım. Bilgisayarımı yeniden başlattıktan sonra F12'ye bastım. Ve USB, boot seçeneklerinden USB'yi seçtikten sonra flash belleğim, USB belleğim markası neydi onu seçtim. Ve kurulum ekranı şu şekilde gelmesini bekledim. Kurulum ekranı standart bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şimdi yükle ileri ileri gibi safhalardan oluşuyor. Buralarda ileri dedikten sonra asıl önemli detay arkadaşlar bu notebooklarda Windows 11 veya Windows 10'larda bazen hard diskinizi göremeyebilir. İşte BIOS'a girip kapatma falan yapılıyor da gerek yok. Bunu şöyle yapacaksınız. Bakın hard disk yok. Flash'ın içine ben bir dosya vereceğim. Atacaksınız kurulum flash'ını. Aşağıdan bak sürücü yükle diyeceksiniz. Sürücü yükle diyeceksiniz şuradan. Göz attan flash'ınızın içine, sizin flash'ınızın adı neyse buradan bulun. Vereceğim şu dosya bakın. Şu ismi F6 ile başlayan dosyayı size vereceğim ben. Siz bunu flash'ta aynı bu şekilde gösterip tamam deyin. Şu Intel'in VM'de Control Driver'ını seçip ileri diyeceksiniz. Ve az önce gözükmeyen hard diskimiz, SSD'miz, NVMe'miz şimdi karşımıza çıkacak. 1 TB var bu bilgisayarda. Karşımıza bakalım 1 TB şöyle görmüş olduğunuz gibi geldi. Bakın videonun başında kurulum USB'sinin video link açıklama kısmında videosunu vereceğim. Videoyu yaptınız, kurulumu flash taktınız, F12 ile başlattınız ve karşınıza kurulum ekranı geldi. Kurulum ekranında küçük bir detay var. Nasıl olduğunu tekrar anlatıyorum. Bakın. Bakın, kurulum ekranını hard diski görmezse vereceğim dosyayı USB'nize atıyorsunuz. Bu ekranla sürücüyü yükle diyeceksiniz. USB'de dosyanız hazır. Göz attan geliyorsunuz USB'nin içine. Takılı olan USB şu anda bu bilgisayarda takılı. Buradan şu vereceğim, sizde sadece şu isim yazar. F6 ile başlayan isim. Tamam diyeceksiniz. Intel'in bu VM'de yazan sürücüsünü seçip sonraki dediğinizde az önce gözükmeyen hard diskiniz karşınıza gelecek. İstediğiniz gibi biçimlendirdikten sonra artık bu bilgisayara bölümleri de gördükten sonra benim de şimdi yaptığım gibi bakın hepsi geldi. Hepsini siliyorum. Bunda Ubuntu yüklü FreeDOS geliyor da ya da siliyorum ve kurulumu başlattıktan sonra bilgisayarıma Windows'umu evet yeni dedim. Tamam dedim ve sonraki dedikten sonra artık kurulumu hazır arkadaşlar. Kolay gelsin.